Dün hedefte Ürdün'deki kritik bir ABD üssü Kule 22 vardı. ABD üssüne İHA'lı saldırı düzenlendi. 3 ABD askeri öldü, 34'ü yaralandı. Saldırıyı Irak'ta Şii milislerin çatı örgütü Irak İslami Direnişi üstlendi. Örgüt, ABD'nin İsrail'e desteği sürdükçe bu saldırılar yoğunlaşarak devam edecek. Bölgedeki tüm ABD güçleri meşru hedefimiz sayılacak dedi. Bu saldırı tabii endişe edilen ABD-İran savaş olasılığını en azından tehditler bazında yeniden gündeme getirmiş durumda. Ürdün'deki kritik ABD üssü Kule 22 İHA'lı saldırı sonrasında yapılan açıklama. O açıklamayı Başkan Biden'ın haricinde her kademesinden ve kongreden pek çok senatör gerçekleştirdi. Biden'a çok yoğun bir baskı var. Misilleme yap, İran'a vur şeklinde. Biden da İran demedi ama üç cesur ruhu yitirdik. Nihayetinde buna cevap vereceğiz dedi. Şimdi daha önce de tabii ki böyle atışmalar vardı. Ne olacak? Buna bakacağız. Ama hızlıca Trump bir kez daha devreye girdi. Ve bir kez daha dedi ki ben başkan olsaydım bu saldırı da yapılmazdı. Ukrayna ardından Orta Doğu'yu karıştıran Gazze Savaşı'na gönderme yapan Trump, insanlık üçüncü dünya savaşının eşiğinde ABD Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz dedi işte.